Her erkeğin mutlaka bir fikri olduğuna, en azından kendisini inandırdığı ve çok az sayıda kadının cevabını bildiği, tüm kadınların zaman içerisinde cevabını defalarca unutmaya meyilli olduğu bir soru. Kadınlar ne ister? Aslında bu kadınlara yöneltilmiş gibi görünen bir soru kalıbı. Ama nedense erkeklerin cevap vermesi bekleniyor. Freud'un yıllarca aradığı cevabı vermek bana düşmez. Ama biraz da olsa anlarım bu işten. Muhtemelen yanıtlardan birisi şudur. Bir erkeğin mahvolduğunu görmek ister. Kendisi için, uğruna, fiziksel, maddi, manevi fark etmez bu. Bir kadını şu hayatta gerçekten tatmin edecek tek duygudur bu. Çok mu sert yargıladım? Onlar bizim yaşamımızın sebebine sahipler. Siz anladınız onu. Ben de bu konu hakkında ufak bir araştırma yaptım. Cep telefonumdaki 100 kadın arkadaşıma bu soruyu sordum. Her birinden bilmem ki cevabını aldım. Aslında tavuk yumurta ilişkisiyle kardeş soru bu. Her zaman daha fazlasının cevabını artık duymak istemiyorum. Çünkü onlar da bilmiyor ki. Neyse, ne demişler? Empati yapalım. Şu anda bir kadınım. Ne isterim? Şu anda ne isterim? Çikolata istiyorum. Yok. Çikolatalı pasta istiyorum. Oha, şimdi de meyveli pasta oldu. Neyse, tekrar bir deneme yapalım. Evet, tekrar deneyelim. Çok güzel manzaralı bir balık restoranındayım. Evet, mükemmel. Ne isterim? Güzel böyle pişmiş bir çupur olabilir. Evet. Yo. Ben köfte alayım. Yok. Bonfile. Şöyle az pişmiş bonfile. Evet, bonfile olabilir. Ne? Balık restoranda et mi? Kadınlar. Kadınlar ne ister? En alakasız günde bile çiçeklerle şımartılmak ister. Hiçbir önemli gününün unutulmamasını ve hediyelerle anılmasını ister. Özel günlerinde bile gık çıkartmadan tolere edilmesini ister. Nezle olup davul gibi burnuna gezerken sen hayatımda gördüğüm en güzel kadınsın denilmesini ister. Sevdiği erkeğin vazgeçilmezi olduğunu duymak ister. Hem de bunu şuurunu kaybedene kadar duymak ister. Ne? Ben hala empati mi yapıyorum? Normale dön Ekrem, Allah aşkına kendine gel. Aslında kadınların bir tek isteğinin olmayacağını bilerek bu konuya birçok açıdan bakmak en doğrusu. Hatta Amerikan erkeklerinin müthiş yönlendiricisi David Deklo kadınları bu konuda kategoriye ayırmış. Güçlü kadınlar dominant ablalar. Bunu da dizilerden biliyoruz. Yelek erkeklere bayılırlar. Onlar da dominant ablaların isteklerini lep demeden çözerler. Detaycı kadınlar. Görmen gerekir. Yani kafasına taktığı toka bile üzerindeki kıyafeti tamamlıyorsa bu bir tesadüf değildir. Mesaj doludur. Yani senin işin ne? Çöz babam çöz. Düşünceli kadınlar. Sadece bir hediye almak değil aslında olay. Önemli olan o hediyeyi seni düşünerek aldım olayını oturtmak. Sevecen kadınlar. Yaptığınız her işte azimli, işini seven ve her işinizde mutluluk paydaşı bulan erkekler onlar için çekicidir. Maceracı kadınlar. Uç noktalara gideceksin dostum. Başka çaren yok. Ya onu mutlu edeceksin ya da öleceksin. Bu kadar basit. Kadın ne ister? Galiba bu soruya tek bir cevap yok. Aslında basit ama biraz çaba sarf etmek gerekiyor. Yani yanındaki kadını tanımak için çaba sarf etmen gerekiyor. Onun ne istediğini bilmen gerekiyor. Olay bu kadar basit.